Herkese bu aralar ne oynayarım, oynuyorumdan merhabalar. Bu yeni bir şov olacak. Şöyle söyleyeyim, hani normal bölümlerimin yanı sıra doğal olarak oynadığım oyunlar var bunun dışında. Gerçi Skyrim'i 500. kez falan şey yapıyorum ama sonuçta Skyrim'i her zaman hani her şeyiyle bitirmemiş oluyoruz oyun bittikten sonra. Gerçi oyun bitmiyor ama. Neyse. Bu aralar Skyrim'e yeniden çok pis varmış bulunmaktayım. Özellikle modlar falan yükledim. Modlarla da çok güzel oluyor oyun. Eğer denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Özellikle sağ üst köşede göreceğiniz bir mod var. Daha şöyle yapayım. Hi, I'll go gibi bir şey. Bu şöyle birazcık dikkat ederseniz eğer böyle böyle yaptığınız zaman bir pikselleşme oluyor. Oyunda eğer bilgisayarınıza takılıyorsanız benimki normalde takılmıyor ama mesela bir şey kaydetmeye çalıştığım zaman Skyrim'i çok takılıyor. O yüzden yükledim bunu. Aynı zamanda özellikle Vex ile konuşursam fark edeceksiniz. Vex de böyle bir güzellik falan filan. Vex zaten güzel bir hatun ama benim en beğendiğim hatunlardan biri Skyrim'deki. Better Females by Bella olması lazım modun adı. Ben modları eğer merak ederseniz alt kısma şey yaparım. Tekrardan. Oradan görmüş oluruz. Bu arada ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bir quest'imize bakalım. Bu aralar ne oynuyorumun amacı bu arada. Size işte oynadığım oyunları göstermek. Nerede ne yaptığımı göstermek. Eğer beğenirseniz hani Skyrim'in let's play'ini yapalım falan filan derseniz. Çünkü yapmak istediğim bir şey aslında ama şey diye düşünüyorum. Yani hani yapmayan kalmadı diye düşünüyorum. Minecraft gibi bir şey bu sonuçta. Artık Skyrim'in let's play'ini yapmayan ya da Minecraft'in let's play'ini yapmayan biri yok. O yüzden düşündürüyor beni bu durum. Onun için bu şovu yapmaya karar verdim zaten. Bu aralar aşırı derecede Skyrim oynuyorum. Özellikle World of Warcraft'i bıraktığımı da düşünürsek böyle normal oyunlara daha fazla abanabileceğim. O yüzden çok mutluyum şu anda. Aynı zamanda Star Wars The Old Republic'e yeniden böyle bir ilgim doğmaya başladı. Ona bir bakacağım. Yani bakalım olacak mı diye. Şimdi beni şöyle bir karakterime bakalım. Karakterimin race'i yani ırkı Nord. Çünkü ben Skyrim'de Nord dışında pek fazla bir şey oynayamıyorum. Hani Skyrim sonuçta Nordların alanı olduğu için hani orada bir Nord olmak benim için ayrı bir şey. Tabii ki female. Ondan sonra level 31 olmuşum en son. Bakalım neymiş karakterimiz. Alchemy değil. Benim olayım arkadaşlar pickpocket. Zaten onu yüzlemişim. Lockpicking, sneak ve archery. Bir de light armor. Bütün olayım bu. Hatta sneak'te şu anda çok güzel bir şey aldım. Artık şunu yapabiliyorum zaten. O ayrı mesele. Roll dışında. Ha bak pikselleşme şu anda mesela aşırı derecede görebiliyordunuz az önce. Evet, deli gibi gözüküyor. Neyse. Önemli olan rahat ilerlemesi oyunun benim için şu anda. Bunun dışında ne dedik? Yürürken ya da işte biliyorsunuz eğer yürümezseniz sneak modundayken sizi çok kolay bir şekilde fark edebiliyorlar. Ama benim aldığım perk yani o sneak'in en tepesindekini aldığınız zaman adını unuttum şu anda. Onu aldığınız zaman sizi artık koşmanız ya da şey yapmanız fark etmiyor. Şimdi bakalım biz nereye gideceğiz. Gördüğünüz gibi aslında hiçbir şey keşfetmedim henüz. Hiçbir şey keşfetmedim. Yani oyunun çok başındayım. Sadece Thieves Guild questlerini yapıyorum. Eğer Thieves Guild daha görmediyseniz şu anda bir hafif bir spoiler yiyebilirsin. Hatta hafif değil yani spoiler yiyebilirsiniz. O yüzden yemek istiyorsanız o sizin tercihiniz. Yemek istemiyorsanız da devam etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Thieves Guild'in ortasında falanım ben şu anda. Yani orta hikayesinde falanım diye düşünüyorum en azından. Thieves Guild'i yapmamıştım hiç önce. Dark Brotherhood'u yaptım. Companion'ları yaptım. Başka bir şey yaptım mı? Yapmışımdır muhtemelen. Hatırlamıyorum isimlerini şu anda. Merhaba. Beni kim gördü yahu? Şu dana mı gördü? Neyse. Ay niye buraya bastım aynı? Ha şimdi nereye gideceğim ben? Bir bakalım. Şu da niye hidden şekilde gidiyorsam. Sneak'imi arttırmak için aslında sürekli hidden modunda geziyorum ben ama yanlış yere gidiyorum değil mi? Bu arada eğer benim gibi siz de yol üzüldüyseniz ve Skyrim'de sürekli kaybolmaktan şikayetçiyseniz Clairvoyance'ı kullanmanızı
Ha bu arada merak edenler için söyleyeyim. Ben E'ye bastım zannediyorum. Merak edenler için de evimi göstereceğim. Bildiğiniz gibi Skyrim'e iki tane DLC geldi. Biri zaten Dawnguard, diğeri de yeni gelen Heartfire. Heartfire'la kendi evinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Ben böyle bir bayağı bir işlem yaptım eve. Ama işte çok fazla zaman alıyor maalesef. Çünkü çok fazla getirisi götürüsü var. Hem para açısından hem de şey açısından. O yüzden Thief Guild'deyseniz çok fazla para yapıyorsunuz, söyleyeyim. Old Warren City underneath the keep. The Shuin Zell. O ne ya? Clear if you don't want a steam centurion carving you up. Peki. Şimdi buraya ilk defa gireceğim bu karakterle. O yüzden aslında Lydia'yı alacaktım ben. Lydia'yı almam gerekiyordu. Çünkü burası Dwarven District ve Dwarven District. Dwarvenların yani dwarfların yeri. Ve ben buraya tek başıma girersem benim kıçıma oku batırırlar yani. Artık okum batırırlar. Yoksa buharlı şeylerden mi şey yaparlar, hiçbir fikrim yok. Ben şey, Lydia bu arada evimde. Buraya gelmeden önce o zaman bir Lydia'yı alayım. Benim evim de şeyde. Lakeview Manor. Sanırsam Heartfire ile beraber 3 yerden ev alabiliyorsunuz. Benimki Falkreath'in yanında olması gerekiyor. Çünkü ilk önüme gelen oydu şahsen. Diğer şeyleri de, landleri nereden alabiliyorsunuz bilmiyorum ama benim ilk önüme gelen oydu. O yüzden ilk olarak onu aldım. Yalnız bazı şeyler bug'lı Heartfire'da. Hala bug'lı mı bilmiyorum. İlk çıktığı zaman Heartfire, ki çok çıkalı çok olmadı yani. Hala onu kontrol edebiliyor, kontrol altına aldılar mı bilmiyorum. Şimdi şöyle bir bug'ı var. Ben size onu göstereyim. Eğer yapacaksanız da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tabii ben bulabilirsem. Biliyorsunuz ki harita üstünde bir şeyler bulmak benim için işkence gibi. Hiçbir zaman da becerebildiğim bir şey değil. Bu müziğe de bayılıyorum bu arada. Lakeview Manor. İşte burası. Falkreath'teki yarla yardım ederseniz bu alanı size veriyor. Zaten dandik bir yarl. Dandik dediği de böyle genç. Böyle bir havalarda işte ben geldim işte çok küçükken yarl oldum da zırtta da zırtta böyle bir garip bir tuhaf bir tip. Loading screenler de uzun. Bilgisayarımı değiştireceğim arkadaşlar bu arada. Umarım önümüzdeki aylarda. Ben bunu geçen bir kere daha söylemiştim de neyse. Artık işte. Ne zaman bütçemiz yeterse o zaman. Sen benimle gel. Niye benimle gelmiyorsun? Burada Lydia'yı da ne kadar güzelleştirdiğimin farkındasınız umarım. Yoksa çirkin bir atım. Bu da benim atım. Merhaba. Çok da güzel bir at bu arada. Bu arada her şeyi Lydia'yı ben şey yaptım. Evin bakıcısı yaptım. Evin bakıcısı neyse artık onu o şekilde çevirmek şey yaptım. O yüzden Lydia'ya istediğim her şeyi yaptırabiliyorum arkadaşlar. Bu da benim carriage'im. Carriage. Bu arkadaş da istediğim yere beleşe gidebiliyorum. İlk önce 1000 gold alıyoruz sanırım bunu. Yapabiliyor. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Ara yerlere de götürüyor sizi ki en iyisi bu bence. Dragon Bridge falan. Konuşamıyorum yahu. Burası da benim evim. Gördüğünüz gibi zaten ilk geldiğinizde sadece şu kısım oluyor. Bunların hepsini tek tek siz yapmak zorundasınız. Buradan drafting table var. Şimdi bug'dan bahsedeyim. Drafting table'a geldiğiniz zaman ya da herhangi bir şey yaptığınız zaman diğer tarafta workbench'te de sadece bir tanesine basın. Ondan sonra çıkın tekrar çıkın. Ondan sonra çıkın ve tekrar bir tanesine basın. Çünkü aynı anda tık 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 bu şekilde bu listeden basarsanız ardına buglanıyor eviniz. Nasıl buglanıyor bilmiyorum. Ben denemedim şahsen ama buglanmaması için. Eğer buglanmasını istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ev böyle gözüküyor arkadaşlar. Buraya işte smelter olsun, işte o skinning zımbırtısı olsun, anvil, workbench, chest bir sürü şey ekleyebiliyorsunuz. Ama evin içi bayağı iyi. Yani hakikaten süper. Hatta ben buraya gelmişken şunu da yapsaydım. Steel ingot istiyormuş. Onu da yapalım. Hazır elimizdeymişken. Burada da böyle minik bir şeyiniz var. Tarla gibi. Tarla mı oluyor? Ne oluyor bu? Böyle bunları şey yapabiliyorsunuz. Yetiştirebiliyorsunuz. Ki bu işte alchemy için ve yapacağınız yemekler için bayağı iyi. Ben gerçi öyle rastgele koymuşum da. Buraya aynı zamanda
Burada bir tavuğunuz oluyor. Burada bazen işte yumurtası oluyor bunun. Bu ineğin henüz ne işe yaradığını bilemedim. Şu bir şey basa ben Lidya'ymış o. Bir şey basabiliyorum diyorum ama Lidya yani. Evet, eve bir bakalım. Bu arada evime evinize bir sürü şey yapabiliyorsunuz dediğim, bir de evinize bar da alabiliyorsunuz. Ben hatta bir tane bar edindim kendime. Evin içinde böyle yemek yerken falan takılıyoruz beraber. Evin içine işte istediğiniz şey yapabiliyorsunuz. Alchemy zımbırtısı yapabiliyorsunuz. Etrafa işte storage yapmak için bir sürü şey koyabiliyorsunuz. Bunları alabiliyorsunuz. Onlar tekrar yenileniyor çünkü. Beleşe tabağa almıyorsunuz tabii. Neyse, artık onu da almış oldunuz. Buralarda böyle böyle şeyler var. Bu ne yahu? Bunlar da yenileniyor şimdi. Bu arada bardım, evet, gördüğünüz üzere. Canım benim. Levelin the Nightingale. Ayı. Of course, anything you like. Sen ne çalabiliyor musun? Ragnar the Ah, Red. fine. Ama Dragonborn'u çalmıyor nedense I can ya. do that one. Zaten çok klasik olmaz mıydı? Evime geldim ve Dragonborn'u çalacağım. Bu arada bu mod Sky UI. Bunu nedense ben bir türlü şu warning yazısını yok edemedim arkadaşlar. Çabaladığım da söylemez gerçi ama beni çok rahatsız etmiyor o yüzden. Onunla ilgili bir sorunum yok. Ben buraya ne yapmaya geldim gençler? Buradan şey alacağım. Stealing it alacağım. Eğer varsa tabii. Gördüğünüz gibi hırsızlık yapmak gayet güzel bir şey bu oyunda. Evet, var. Bilmiyorum, bir tane yeter. Neyse, hepsini alalım da belki bir dahakine de ihtiyacı olur. Ben! Allah'ım, alamadım. Take... Hayır! Allah'ım, bütün her şeyi aldım. İntihar edeceğim. Neyse, ben onları tekrar koyayım, geleceğim. Evet, her şeyimi geri koyduktan sonra hatta bir de Lydia'ya birkaç bir şey vereceğim. Lydia ile çünkü şimdi böyle güzel bir yere gideceğiz ya. Seninle birkaç bir şey trade edelim. Sende ne var? Alvin Shield. Ama bunu kullanmıyorsun işin garip tarafı. Neden bilmiyorum. Iron Helmet'i, Orcish Sword'unu takıyorsun. Onu niye kullanmıyorsun o zaman? Neyse. Dediğim gibi pickpocket ve sneak gerçekten bu oyunda çok iyi para yapıyor. Yani hırsızlık yaptığınız zaman, işte şey yaptığınız zaman gördün. Yani 31 levelde 117k param. Ama ben yani şöyle söyleyeyim. Eşek gibi çalıştım bunun için. 500 tane quest yaptım yani. Bu arada birkaç mod daha var bu şeyleri, armor'ı ve weapon'ları geliştiren. O yüzden hani orijinal oyunda olmayan şeyler görebilirsiniz. Hani ekstra bir şey eklemiyor. Sadece görünüşleri değişiyor ama. Olsun, yine de hani Norlorlan olmayın. Bunu kullanmaz diye düşünüyorum. O yüzden ne verecektim ben sana ya? Bunları enchant için saklıyorum. Ha, bunu alabilirsin mesela. Al. Amulet of Talos. Ha, bunu alabilirsin. Bunu alabilirsin. Zaten diğerlerini takmıyorsun kıl olduğun için. Bunları satacağım hala. Bunları satmadım mı ben yahu? Neyse, bunları da al. Belki işine yarayan bir şey olur. Lidye. Başka bir şeyimiz yok herhalde. Ben bunları sattığıma emindim yani ama. Değiştirdin zaten hemen. Hadi bakalım. Şimdi gidip Grindstone'da bir okumuzu geliştirelim. Ya bu arada yukarıki kat, bu evin içinde aynı zamanda yukarıda da bir kat var. O yukarıdaki kata işte Alchemy Station yapabiliyorsunuz. Enchanter bölümü var. Bayağı iyi yani, hani ev satın almak yerine kendi alanınızı yaratmak gerçekten çok güzel. Bir de bu arada geçen gün mesela bana hala burada cesetleri varsa, ki yok, evime falan saldırdılar. Çok ilginç şeyler oluyor bazen. Grindstone. Niye yapamıyorum lan? Neden? You lack the required skill. Niye? Şey mi düşük? Blacksmithing'im mi düşük benim? Smithing nerede yahu? Bir bakalım. 65.
Ne armor oluyor bu? Advanced armors. Ha, bu hiç iyi olmadı. Orc smithing falan var ama başka bir şey de alamıyorum tabii ki ben. Herhalde bunu mu alacağım acaba? Advanced armor mı alacağım? Neyse ben ona bakarım muhtemelen. Evet. Şimdi ben şeye gideceğim. Şuraya gideceğiz. Understone Keep. Ya şey olduğunu da bilmiyorum orada hani. Gerçekten eskiden tank bir karakterim vardı. Tam böyle Dovahkiin modunda böyle elinde shield'ıyla falan one handed weapon'la geziyordum falan. Hiçbir fikrim yoktu ne yaptığım konusunda. Ama onunla bayağı zorlandığımı hatırlıyorum. Şimdi daha çok sneak attack, hani sneak attack mesela 3x daha çok damage verdiği için onunla daha güzel şeyler yapabilirim burada diye düşünüyorum. Ama belli de olmaz. Ha bu arada Master Difficulty'de oynuyorum ben. Tabii bazen şey oluyor böyle çok fazla kişi geliyor. Çok fazla kişi geldiği zaman artık böyle yapabilecek hiçbir şeyim olmadıysa ve yanımda Lydia yoksa düşürdüğüm oluyor yani. Oldu birkaç kere o yüzden. Beni yargılamayın. Ama genelde oyunun %95'ini Master Difficulty'de oynuyorum. Çünkü en eğlenceli kısmı o. Master Difficulty. Bir de girebileydik iyiydi. Bakalım. Kaçımıza neler olacak. Neyse Lydia da yanımızda olduğuna göre. Ay. Neresi? Neyse artık. Oturmayacaktım aslında amacım bu değildi. Bu arada Lydia benim sneak'imi mahvediyor. Genelde o yüzden şey yapmıyorum. Şunları aşırayım da ben. Bir şey saldırmayacak size umarım. Çünkü aralarında konuşuyorlar. Şimdi şey yapacak çünkü. Ne kadar güvenli burası falan. Oradan bir şey atlayacak. Dwarf atlayacak. Çal. Şey yaparız. Satarız. Lydia. Bir save edelim de tabii. Sonra yakalanıp kıçımız da patlamaz. Hatta bunlar artık bize novice olmuş öyle. Lan! Gerçi bir bokta değil var ya bu para. Üf. Ben de böyle tam şeyim. Böyle onu çal bunu çal. İşte şey yaparız ondan bunu yaparız falan filan modundayım yani. Gerçi Lydia'ya veririm ama Lydia'nın da tabii ki belirli bir taşıma kapasitesi olduğunu unutmamak lazım. Ben bunları çalıp tekrar şeye satıp geleyim. Ah, bıçağımı ver. Aslında amacım kilitleri Crypt Lock Picking almak. Ne yalan söyleyeyim. Bunu çalamıyor muyum? Allah'tan şu koşma artık etkilemiyor ya. Şu stealth'ı. Vallahi en sevindiğim olay oldu. Aa, bu adeptmiş. Ben gayet sakin novice'tir diye oynatıyorum ama. Ne? Heh. Azura in the box. Al bakalım. Bu ne? Chronicles of Nutvi. Burada büyük bir ihtimalle dwarflarla ilgili şeyler yazıyor. Dwemer zaten ikinci şeyleri, söylenişleri. Bunları şeyde kullanabilirim diye düşünüyorum da o yüzden çalıyorum arkadaşlar. Blacksmithing'de falan. Umarım yanılmıyorumdur. Üzgünüm sizin tarihi eserleriniz benim weaponlarımdan önemli değil. Oley. Bu arada ben bir save atayım yine yakalanacağım. Sonra hepsi kıçımda patlayacak. On the Great Collapse, the Seed. Bunları okumak lazım. Bu Skyrim adam da bana bakıyor yalnız. Merhaba. 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 Bunu çalabiliyor muyum? Yerinden çıkaraydım iyiydi. Ah! Biliyordum bunun başıma geleceğini. Sıçam. Neyse çalayım da bir iksir içer, koşar, satar gelirim ben bunları.
Ben buradaki işimi bitireyim, sizi aksiyona alayım ya en iyisi, değil mi? En iyisi bu olurdu ama artık sonuna gelmişim zaten, ne yapacaksam. Kapanma sana. Şunu da aşır. Çalamıyorum. Ben bunu çalarsam acaba? Aa, görmediler lan. Hah. Kiao. Başka bir şey. Ve şu tarafta var. O guard çok pis geliyor buraya ama. Weep. Weep. İşte sneak'inizi abartınca böyle oluyor. Ne? Ne yaptım lan? Ne yaptım lan? Bu bakıyor bana. Sen beni gördün. Pislik. Pislik. İşte farkındayız. Ölürüm daha iyi lan. Diye vurdum. Çok pis. Tamam tamam ama. Her şeyde bir lafınız var. Bir şey çalmadım ben. Merhaba. Eyvah. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? What say I in my defense? I'll pay off my bounty. Woman, now come along with us. We'll take any stolen goods. Hayır. After you pay the fine, of course. Göte bak. Hayır lan. Hayır. Hapishaneye gitmem, gitmem, gitmem. Bütün hırsızlık planım boşaymış. Neyse, ben bu işi halledeyim, öyle geleyim. Evet. Evet, nedenini çözemediğim bir şekilde Mark Rayfield. Buraya 5 bounty'm var ve adam sürekli beni yakalayıp böyle gel o zaman seni hapse atalım falan diyor. Hadi lan. Üstümde bir sürü şey var, bütün eşyalarımı çalacak götler. Anlamadım neden. Diyorum ki al şu 5 gold'u diyorum. Çekil git önümden diyorum. Hiç umurunda değil. O yüzden artık bu şekilde olacak, yapacak bir şey yok. Umarım başka guard yoktur burada. Ne, bunları artık çalmıyorum. Tamam. Dersimi aldım. Bir daha gelişimde çalarım diye düşünüyorum. Ha, trespassing mi yapıyorum ben şu anda? Aa, o yüzden diyorsun. Spider rot control. Bırak. Lan! Bak, atışa bak bak bak. Şu Allah. Yalnız bu çok pis şok atıyor. Ve yaptığın şey hiç hoş değil. Wow. Ya, okuma alabilir miyim? Teşekkür ederim. Okumu ver lan. Şu anda anladım ne olduğunu. Hmm. Ben bu durumu düzeltmeye çalışayım ya. Yapacak bir şey yok. Artık. Yani trespassing yapmak istemiyordum çünkü. Adam bana anahtarı verdi, git şey yap diye. Neyse o zaman, işte ben... Allah'ım yapayım. İşte ben bunu oynuyorum bu aralar. Böyle kendi çapımda eğleniyorum. Seni de o arada öldüreyim bari. İki tank. İşte sneak'in böyle güzel şeyleri var. 3x damage. Skyrim belongs to the north. Ne varmış sende? Laboratory key. Şimdi iyiymiş. İşte böyle gençler, bu aralar ne oynuyorum, böyle bir şey olacak. Bakalım önümüzdeki bölümlerde ne olacak. Önümüzdeki bölümlerde ne oynayacağız, ne edeceğiz falan filan. Bir sonraki bölüme kadar herkese iyi yayınlar.